ve Ayasofya müze olarak hizmet vermeye devam mı edecek yoksa yeniden cami statüsünde ibadete mi açılacak? Soruların yaklaşık 20 gün sonra kesin olarak cevap bulması bekleniyor. Kritik tarih 2 Temmuz 2020. O gün Danıştay bir karar verecek. Mecliste ise farklı fikirler var. AK Parti ile MHP Ayasofya ibadete açılmalı diyen tarafta. CHP ile HDP ise o fikrin karşısında. İyi Parti ise ne evet ne de hayır cephesinde. Bir araştırma önergesi verdik. AK Parti red oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı. Akşener'in bahsettiği önerge iktidarla İyi Parti'yi karşı karşıya getirdi. Abdestimizle bekliyoruz. Namaz kılacağız. Açarlarsa Ayasofya'da kılacağız. Açmazlarsa Sultanahmet'te kılacağız. İkircikli bir yaklaşımı kendileri ortaya koyarak algı yönetimiyle bir netice alabilir miyiz yaklaşımını ortaya koyuyorlar. İyi Parti mecliste Ayasofya'nın ibadete açılmasının araştırılması için önerge verdi. Önergeye AK Partililer neyi araştıracağız, İstanbul'u kimin fethettiğini mi diyerek red oyu verince İyi Partililer tepki gösterdi. Yalan ve dolana dayalı algı yönetimine ilişkin bu yaklaşımdan vazgeçmeli. Haber versinler bize, iftiharla şerefle namaz kılarız orada. Tartışmaya son noktayı AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş koydu. Meclisi araştırmadan ziyade çalışma noktasında davet edeceğiz ve inşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır. AK Parti Danıştay kararını bekleyecek. Çünkü Ayasofya'yı müzeye çeviren 1934 tarihli kararın iptali için Danıştay'a açılmış bir dava var. İşte Danıştay o başvuruyu 2 Temmuz'da görüşecek. Şayet aksi bir karar çıkarsa AK Parti işte o zaman Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili düzenlemeyi meclise getirecek. Açsınlar. Polemik mevzusu yapmaya gerek yok bunu.